Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, welches Fragewort passt? Yani hangi soru zamiri uygun düşüyor? Şimdi bu arkadaşlar eğlenceli bir boşluk doldurma çalışması. Burada arkadaşlar çeşitli soru zamirleri var. Bu soru zamirlerini hep birlikte arkadaşlar eğlenceli bir şekilde ve kolay bir şekilde ne yapacağız? İlgili boşluklara hangisi uygun düşüyor diye bu soru zamirlerini bulmaya çalışacağız. Hep birlikte dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar soru zamirlerinin bir anlamlarına bir bakalım. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar veya neydi arkadaşlar? Veya kim demekti? Was? Bu da ne anlamına geliyordu? Wo? Nerede anlamında arkadaşlar? Wie? Bu da nasıl anlamında kullanılan bir soru zamiriydi, öyle değil mi? Woher? Nereden anlamında? Wie viel? Bu da arkadaşlar miktarda kullanılan, ne kadar, kaç tane anlamına gelen wie viel. Buraya baktığımızda wen kimi, hatırlayacak olursanız arkadaşlar wen, bunu nerede görmüştük? Akusatif konusunda görmüştük değil mi arkadaşlar? Kimi derken ismin i halini gerektiriyordu. Wohin de nereye doğru anlamına gelen bir soru zamiri. Wann da saatlerde kullanılan değil mi? Ne zaman ya da hangi ayda, öyle değil mi? Dolayısıyla zamanlar için kullanılan wann soru zamiri. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Bu örnekler öncelikle cevabı verilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ardından da biz ne yapıyor olacağız arkadaşlar? Sağ tarafta ilgili boşlukları bu soru zamirleriyle dolduruyor olmamız gerekecek. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar, bu cümle bize ne diyor bir bakalım. Das ist meine Freundin. Evet, das ist die Freundin neydi arkadaşlar? Kız arkadaş demekti. Benim kız arkadaşım diyecek olursak, bunu hatırlayacak olursanız arkadaşlar, possessive konusunda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Neydi bunlar? Benim, senin, onun derken mein, dein, sein. Ancak bu die Freundin olduğundan dolayı ne olacak? Meine Freundin. Dolayısıyla bu benim kız arkadaşım. Dolayısıyla das ist meine Freundin. Bu benim kız arkadaşım. Şimdi soru cümlesi ne olacak arkadaşlar? Bu kim diyeceğiz, öyle değil mi? Bu kim denildiğinde yukarıdan bir bakalım hangisi olabilir diye. Evet, bakıyoruz. Hangisi olabilir? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. İsterseniz sondan bir başlayalım. Wann ne zaman demekti? Wohin nereye doğru? Wen kimi? Wie viel neydi? Kaç adet? Woher nereden? Bunların hiçbiri uygun düşmüyor, öyle değil mi? Devam edelim. Wie neydi? Nasıl anlamına geliyordu? Wo nerede? Was ne? Veya bu neydi arkadaşlar? Kim demekti? Dolayısıyla bu kim diyecek olursak ne diyecekmişiz arkadaşlar? Veya diyeceğiz, öyle değil mi? Dolayısıyla bu kim diyecek olursam ne diyeceğim? Veya ist das. Evet. Veya ist das. Bu kim? Bu benim kız arkadaşım. Das ist meine Freundin. Öyle değil mi? Evet. Sie heißt Mia. Evet, onun adı, bakın sie, bir kadından bahsederken ne yapıyorduk? Sie diyorduk. Mia, bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Mia. Dolayısıyla onun adı Mia. Bunu ilk dersimizde öğrenmiştik. Adın ne diye soracak olursak bunların içerisinden hangisi doğru düşecek bir bakalım. Bir düşünelim arkadaşlar. Senin adın ne derken ne diyorduk? Heißt du. Hatırlayalım. Ne olacak? Wie heißt sie olacak, öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla onun adı ne diyecek olursak, tabi bu güzel Türkçemizde ne diye soruluyor, ancak burada arkadaşlar nasıl diye sorulmuş oluyor. Bu noktada güzel Türkçemizden ayrı olarak düşünüyor olmamız gerekiyor. Onun adı nasıldır gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla wie heißt sie demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich finde sie ganz toll. Evet. Ich finde sie ganz toll. Ben onu, toll neydi arkadaşlar?
Nasıl hissediyorsun? Wie geht es diye videosunu hatırlayacak olursanız, değil mi? Es geht mir wunderbar, es geht mir toll, es geht mir gut. Öyle değil mi? Bunları hatta derecelendirmiştik. Dolayısıyla burada ich finde sie ganz toll. Bakın burada ganz bir pekiştireç noktasında, onu müthiş buluyorum derken ich finde sie ganz toll demiş oluyorum. Onu müthiş, onu süper buluyorum dediğimde kişilik olarak, değil mi? Ich finde sie ganz toll demiş oluyorum. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar findest du ganz toll. Evet. Bakın burada arkadaşlar diyor ki findest du ganz toll. Buluyorsun. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Cümlenin devamı nasıl gidiyor? Kimi nasıl süper buluyorsun? Kimi derken? Yukarıda bir bakalım arkadaşlar. Kimi derken? Bakın wer ve wie'yi eledik. Dolayısıyla isterseniz sıralı bir şekilde gidelim. Was, ne, wo, nerede, woher, nereden? Bunların hiçbiri uygun değil. Wie viel neydi? Kaç adet? Wohin? Nereye doğru? Wann? Ne zaman? Wen? Kimi? Dolayısıyla kimi müthiş buluyorsun? Ne olacak bu arkadaşlar? Wen olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla wen findest du ganz toll? Kimi müthiş buluyorsun? Ich finde sie ganz toll. Evet, karakter olarak, öyle değil mi? Kişilik olarak, belki de güzellik olarak, öyle değil mi? Nasıl buluyorsun? Müthiş buluyorum. Kimi nasıl buluyorsun dediğimde demek ki wen findest du ganz toll, ich finde sie ganz toll demiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar sie ist Ärztin. Evet, bunu meslekler konusunda görmüştük değil mi? Stetoskop var. Dolayısıyla doktor. Sie ist Ärztin. O bir neymiş? Doktormuş. Evet, onun mesleği ne? Von Beruf, von Beruf meslekten anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla onun mesleği ne diyecek olursak güzel Türkçemizde hangisi uygun düşüyor? Bakalım woher neydi? Nereye doğru? Wann? Ne zaman? Woher? Nereden? Wie viel? Kaç adet? Dolayısıyla wo da olamayacağına göre o da ne de, nerede demekti. Onun mesleği ne diyecek olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Was diyeceğim. Dolayısıyla burası ne olacak? Was olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim? Was ist sie von Beruf? Onun mesleği ne anlamında? Was ist sie von Beruf? O doktor. Dolayısıyla sie ist Ärztin. Bunu meslekler konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük, öyle değil mi? Bir kadından bahsederken ne diyorduk? Die Ärztin diyorduk. Ancak erkek doktor olmuş olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Ne olacaktı? Arzt olacaktı. Erkeklerdeki artikel neydi? Der. Kadınlardaki artikel neydi? Die Ärztin şeklinde. Bunları ayrıntılı bir şekilde meslekler konusunda görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili ders videosunu izlesinler arkadaşlar. Burada çünkü ayrıntılı şekilde meslekler konusunu işledik. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sie arbeitet im Krankenhaus. Evet, arbeiten neydi arkadaşlar? Almanların da çok sevdiği bir eylem bu. Arbeiten çalışmak demek ve sie'ye göre çekimlendiğinde sie arbeitet demiş oluyorum. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus neydi arkadaşlar? Hastane demek arkadaşlar. Das Krankenhaus. Im Krankenhaus hastanede anlamına geliyor. Demek ki o hastanede çalışıyor diyecek olursak sie arbeitet im Krankenhaus demem gerekiyor. Soruya baktığımızda arbeitet sie, dolayısıyla nerede çalışıyor? Buraya bakıyoruz, acaba hangisi olacak? Geride kalanlara bakalım. Wann ne zaman demekti? Wohin nereye doğru? Wie viel kaç adet? Woher nereden? Bunların hiçbiri uyumlu değil burada. Dolayısıyla bakıyoruz sonuncusuna. Wo, wo ne, neydi arkadaşlar? Nerede demekti. Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? O nerede çalışıyor? Wo arbeitet sie? O nerede çalışıyor demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist meine Freundin. Das ist meine Freundin. Wer ist das? Wer ist das? Sie heißt Mia.
Sie heißt Mia. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Ich finde sie ganz toll. Ich finde sie ganz toll. Wen findest du ganz toll? Wen findest du ganz toll? Sie ist Ärztin. Sie ist Ärztin. Was ist sie von Beruf? Was ist sie von Beruf? Sie arbeitet im Krankenhaus. Sie arbeitet im Krankenhaus. Wo arbeitet sie? Wo arbeitet sie? Soru zamirlerine yerleştirmeye devam ediyoruz. Sie kommt aus Berlin. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, Sie kommt aus neydi arkadaşlar? Nereden geliyormuş? Aus Berlin. Berlin'den geliyor derken Sie kommt aus Berlin. Nereden geliyor diyecek olursak bakalım arkadaşlar. Bunlar neydi? Veya kim, was, ne, wo, nerede, wie, nasıl, woher neydi arkadaşlar? Nereden? Dolayısıyla burası ne olacak? Nereden geliyor diyecek olursak demek ki ne olacakmış burası? Woher kommt sie? Evet, o nereden geliyor derken woher kommt sie? Sie kommt aus Berlin. O Berlin'den geliyor. Buraya baktığımızda sie hat Medizin studiert. Evet arkadaşlar, medizin tıp demek arkadaşlar. Hat studiert, bu yapıyı hatırlayacak olursanız perfect konusunda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Studieren yüksek öğrenim görmek demekti. Üniversite öğrenimi görmek demekti. Perfect konusu ayrıntılı bir şekilde işlenmiş olan bir konuydu. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosuna, yani perfect videosunu mutlaka izlesin. Demek ki studieren ne oluyormuş arkadaşlar? Hat studiert, ne yüksek öğrenim görmüş arkadaşlar? Tıp okumuş. Dolayısıyla sie hat Medizin studiert. Soru cümlesi ne olacak arkadaşlar? O ne okudu deriz güzel Türkçemizde, değil mi? Dolayısıyla o ne okudu diyecek olursak ne? Ne olacak arkadaşlar yukarıdan baktığımızda? Daha önceden de boşluğa yerleştirmiş olduğumuz was olacak. Dolayısıyla o ne okudu? Was hat sie studiert? Değil mi? Was hat sie studiert? O ne okudu? O tıp okudu derken sie hat Medizin studiert. Sonraki cümleye baktığımızda wir fahren zusammen nach Hamburg. Evet, fahren neydi arkadaşlar? Sürmek demekti ve kara araçları için kullanılıyordu, öyle değil mi? Yani otobüs olabilir, yani bu benim kullanmış olduğum bir araba olabileceği gibi, motosiklet olabileceği gibi illa o arabayı kullanıyor ya da o kara aracını kullanıyor olmam gerekmiyor. Söz gelimi ben otobüse biniyorum derken de gene fahren diyebiliyorum. Dolayısıyla zusammen birlikte demek, nach Hamburg, Hamburg'a doğru, birlikte Hamburg'a gidiyoruz diyecek olursak demek ki bunun Almanca karşılığı wir fahren zusammen nach Hamburg. Soru cümlesine baktığımızda fahrt ihr, nereye gidiyorsunuz sorusunu sormamız lazım. Dolayısıyla yukarı baktığımızda hangi soru zamiri olacak arkadaşlar? Bakıyoruz. Şimdi arta kalan ne var? Wann, ne zaman demekti? Evet. Wohin neydi arkadaşlar? Nereye doğru demekti. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bu? Nereye doğru gidiyorsunuz anlamına gelen wohin. Dolayısıyla wohin fahrt ihr? Nereye gidiyorsunuz deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla wohin fahrt ihr? Wir fahren zusammen nach Hamburg demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar die Zugfahrt kostet 159 euro. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar die Zugfahrt, Fahrt, bakın burada fahren'den gelen bir fiil burada isim halini almış. Sürüş demek arkadaşlar. Zug da tren demek, tren sürüşü. Yani yolculuk, tren yolculuğu anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde. Demek ki bunun Almanca karşılığı tren
sürüşü gibi bir anlam çıkmış oluyor birebir baktığımızda. Ama güzel Türkçemizde ne diyoruz buna? Tren yolculuğu demiş oluyoruz. Dolayısıyla die Zugfahrt neymiş? Tren yolculuğu. Kosten, kosten de neydi arkadaşlar? Bunu da ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Sayılardan hemen sonraydı hatta bu. Kosten de eder. Yani bu fiyatlarda kullanılan bir eylemdi bu. Ederi neymiş arkadaşlar? 159 euro. Demek ki tren yolculuğunun ederi 159 euroymuş. Ne diyoruz demek ki? Die Zugfahrt kostet 159 euro. Şimdi burada soru cümlesi olarak ederi ne? Ne kadar diyecek olursak geriye ne kalıyor arkadaşlar? Az önce wohin'i görmüştük. Bunu da şöyle bir işaretleyelim. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Wann var. Ne zaman demekti? Ve wie viel? Wie viel neydi? Ne kadar demekti? Öyle değil mi? Dolayısıyla tren yolculuğun ederi nedir? Ne kadardır diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Wie viel'i getireceğim. Dolayısıyla wie viel? Wie viel kostet die Zugfahrt denildiğinde, değil mi? Tren yolculuğun ederi nedir? Ne kadardır diyecek olursak wie viel kostet die Zugfahrt. Ve son cümleye geldiğimizde arkadaşlar jetzt machen wir Urlaub. Jetzt şimdi demek arkadaşlar. Jetzt demek ki şimdi demekmiş. Jetzt machen wir Urlaub. Urlaub arkadaşlar tatil. Tatil yapmak demek ki Urlaub machen demek arkadaşlar. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi tatil yapmak Urlaub machen demekmiş. Fark ettiyseniz arkadaşlar cümle jetzt ile başlamış. Almanca'da bunu daha önceden de söylemiştim. Tekrar söyleyelim. Ne oluyormuş arkadaşlar? Eylemi mutlaka ikinci pozisyona getiriyorum. Tıpkı güzel Türkçemizde ne yapıyorum? Eylemi sona atıyorum. Öyle değil mi? Sona atmış oluyorum. Ama Almanca'da eylemi ikinci pozisyona getiriyorum. Dolayısıyla dilediğim gibi oynayabilirim diğer öğelerle. Wir machen jetzt Urlaub. Ama jetzt machen wir Urlaub. Bu da gene doğru. Devrik bir cümle değil. Burada ne yapmış oluyorum? Zamanı belirtmiş oluyorum. Şimdi yapıyoruz tatil demiş oluyorum. Dolayısıyla şimdi denildiğine göre ne zaman tatil yapıyorsunuz diyecek olursak macht ihr Urlaub gereğine kalıyor arkadaşlar. Wann ne zaman anlamında ne zaman tatil yapıyorsunuz derken demek ki ne diyecekmişiz? Wann macht ihr Urlaub? Ne zaman tatil yapıyorsunuz? Ya da neydi arkadaşlar? İkinci çoğullarda kullanılıyordu değil mi? Yani karşımızda bir iki kişi ve fazla iki ve üzerinde insanlar varsa ne kullanılıyordu? İkinci çoğuldaki ihr kullanılmış oluyordu. Ne zaman tatil yapıyorsunuz derken karşımdaki bir gruba wann macht ihr Urlaub? Şimdi yapıyoruz tatil. Jetzt machen wir Urlaub demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie kommt aus Berlin. Sie kommt aus Berlin. Woher kommt sie? Woher kommt sie? Sie hat Medizin studiert. Sie hat Medizin studiert. Was hat sie studiert? Was hat sie studiert? Wir fahren zusammen nach Hamburg. Wir fahren zusammen nach Hamburg. Wohin fahrt ihr? Wohin fahrt ihr? Die Zugfahrt kostet 159 Euro. Die Zugfahrt kostet 159 Euro. Wie viel kostet die Zugfahrt? Wie viel kostet die Zugfahrt? Jetzt machen wir Urlaub. Jetzt machen wir Urlaub. Wann macht ihr Urlaub? Wann macht ihr Urlaub? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde welches Fragewort passt, yani hangi soru zamiri uygundur, bunu görmüş olduk. Bunu hep beraber arkadaşlar boşluk doldurma çalışması olarak birlikte yaptık. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı,
Almanca öğrenmek isteyenlerle paylaşmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.